Alemdar Mustafa Paşa Topkapı Sarayı'nı basarak 3. Selim'i kurtarmayı ve tekrar tahta geçirmeyi arzu ederek büyük bir harekat düzenlemişti. Ancak 4. Mustafa, amcası 3. Selim ve kardeşi 2. Mahmud'un idam emrini vermiş, 3. Selim öldürülmüş ancak 2. Mahmud kaçmayı başararak Alemdar Mustafa Paşa'nın kendisini kurtarmasıyla 30. Osmanlı Padişahı olarak 28 Temmuz 1808 günü 23 yaşında tahta oturdu. Sultan 2. Mahmud padişah olunca Alemdar Mustafa Paşa'yı da sadrazam ilan etti. Alemdar Mustafa Paşa ilk iş olarak derhal 3. Selim'in ölümüne neden olan kişileri tespit ettirip kellelerini aldırdı. 300 kişiden fazla insan idam edildi. Bunlardan önemli mevkide olanların başları saray kapısının önüne asıldı. Bunların içinde 10 tane de cariye vardı. Kadınlar da boğularak Kız Kulesi açıklarında denize atıldılar. Diğer taraftan Alemdar Mustafa Paşa çalışacağı devlet adamlarını belirledi ve bu kadronun hepsi yenilikçi, aydın fikirli insanlardı. Sultan Mahmud 14 aylık 4. Mustafa devrinde korku dolu günler geçirse de amcası 3. Selim'den çok şey öğrenmişti. 3. Selim ile 2. Mahmud sarayda sık sık eğitim amaçlı görüşüyorlardı. 2. Mahmud yapacağı bütün reformların temelini amcası 3. Selim'den almış ve 3. Selim devlet yönetiminde yaptığı hataları bir bir 2. Mahmud'a anlatmış ve bu hususlarda dikkatli olmasını istemişti. 2. Mahmud'u ileri görüşlü ve yenilikçi bir padişah haline getiren isim kesinlikle 3. Selim'di. Zaten şehzadeliğinde veliaht olmadığı dönemlerde bile 3. Selim 2. Mahmud ile yakından ilgilenmiş, onu evladı gibi büyütmüştü. 2. Mahmud devletin başına geçince ilk iş olarak Mustafa Paşa ile beraber kontrolden çıkmış olan neredeyse özellik ilan etmiş ayanları yeniden merkezi otorite hakimiyetine almak için çalışmalara başladı. Yanya'da Tepedelenli Ali Paşa, İşkodra'da Kara Mahmud Paşa, Rumeli'nde Serezli İsmail en kuvvetli ayanlar olarak bulunurken Halep'te yine aynı durumda olup Bağdat kölemenleri tarafından idaresi ele alınmaya çalışılıyordu. Mısır'da ise Mehmet Ali Paşa kölemenlere karşı şiddetli bir mücadele veriyor, zaten kendisi başlı başına bir sorundu ki ilerleyen bölümlerde Kavalalı isyanını detaylıca anlatacağız. Afrika'da dayılar hüküm sürmekte, Anadolu'da Aydın'da Kara Osmanzadeler, Bozok'ta Cebbarzadeler, Bilecik'te Kalyoncu Mustafa, Bolu'da Hacı Ahmetoğlu İbrahim Bey hüküm sürüyordu. İlk olarak İstanbul'da zorba Yeniçeriler ya idam edildi ya da sürgüne gönderildi. Bu suretle Alemdar Mustafa Paşa'nın şahsi ordusuna kimse söz söyleyemez oldu. Alemdar Mustafa Paşa Anadolu ve Rumeli ayanlarını görüşmek üzere İstanbul'a davet etti. Çağrılan ayanlar kendi ordularıyla geldiler. İstanbul'da büyük bir toplantı yapıldı ve meşvereti amme denildi. Alemdar Mustafa Paşa büyük bir nutuk ile toplantıyı başlattı. Alemdar Mustafa Paşa, devletin bozulmuş düzeninin yeniden tesis edilmesi gerektiğini, kapıkulları ve yeniçerilerin siyasete ettikleri müdahaleleri, askerin savaşamaz olup birçok muharebeyi kaybettiğini, komutanların tecrübesiz olduğunu, hal böyle giderse düşmanın İstanbul kapılarına dayanıp devleti tehlikeye sokacağını uzun uzun anlattı. Ayanlar kendisine hak verdiler. Ayanlar ile başlıca şu maddeler konusunda anlaşma yapıldı. Padişahın emirleri mutlak olarak yerine getirilecek. Padişahın mutlak vekili olan sadrazamın emirleri aynen hükümdar emri gibi sayılacak. Ancak sadrazam kanun ve taahhüt dışında emir verecek olursa el birliği yaparak bu emre karşı konacak. Ayanlar eyaletlerinden devletin asker almasına karşı gelmeyecekler. Böyle hareket edeceklerden bütün ayanlar davacı olacaktır. Her yerde hazine gelirinin devletin koymuş olduğu kanun ve hükümlere göre toplanması sağlanacak.
Ayanlardan hiçbiri anlaşma esaslarına karşı gelmeyecek. Şayet karşı gelen olursa bütün ayanlar bir olarak onun hakkından gelecek. İstanbul'daki ocaklardan vesaireden fesat çıkarsa ayanlar emir beklemeksizin İstanbul'a gelerek isyan eden ocağı kaldıracaklar. Bütün maddeleri ayanlar ve devletin ileri gelenleri tarafından ittifakla kabul edilen bu senede senedi ittifak denildi. Şeyhülislam senedi ittifak hakkında bir fetva verirken padişah da bir hat-ı hümayun ile tasdik etti. Padişah ve devlet adamları bu senedi ittifaktan dolayı sadrazama kin bağladılar. Devlet içerisinde neredeyse devlet kurmuş olan ayanların varlıkları resmen kabul edildi. Ancak Sultan Mahmud bu durumdan oldukça rahatsız oldu, padişahlığın hak ve salahiyetlerine aykırı olarak kabul etti. Alemdar Mustafa Paşa derhal 3. Selim'in yaptığı gibi yeni bir askeri ocak kurdu ve ismine Sekban-ı Cedid dendi. Bu orduya yazılanlar Levent ve Üsküdar kışlalarına yerleştiler. Bunlar Avrupa usulüne göre kıyafet giyip yine Avrupa usulü talim yaptılar. Yeniçeri Ocağı'nda da bazı ıslahatlar yapıldı. Bu ıslahatlara muhalif olanlar yine gizliden gizliye örgütlenmeye başladılar. Yeniçeriler kahvehanelerde Alemdar Mustafa Paşa adına muhalefet yapıyor ve kendilerine yandaş arıyorlardı. Alemdar Mustafa Paşa'nın zamanla karakteri değişmeye başladı. Padişah dahil devlet adamları kendisine yüz çevirmeye başladılar. Yaptığı hamlelerden dolayı kendisini başarılı görüyor ve gurura kapılıyordu. Bu ve bunun gibi olaylar arttı. Zaten Yeniçeri'de Sekban-ı Cedid'e muhalif olmuştu. 14 Kasım'ı 15 Kasım'a bağlayan gece 1808'de isyancılar Bab-ı Ali binasını bastılar. Devamında Sadrazam konağını da bastılar. Yeniçeri çatılara kadar çıkıp içeriye girmeye çalışınca Alemdar Mustafa Paşa konağın cephanelerini patlattı. Kendisi de öldü. İsyancılar sarayı da bastılar. Hedeflerinde 2. Mahmud'u tahttan indirip yeniden 4. Mustafa'yı tahta çıkarmak vardı. Sekbanlar sarayı ciddi şekilde korudular. Yeniçeriler içeriye giremedi. 2. Mahmud 4. Mustafa'nın kardeşinin idam edilmesini istemiyordu. Ancak iş ciddiye binmişti. Devlet adamlarının reyi ve Şeyhülislam'ın fetvası üzerine 4. Mustafa 15 Kasım gecesi boğduruldu. Sevilmeyen bir karakter olduğu için cenazesine çok az insan katıldı. Bu suretle Osmanlı hanedanından erkek olarak dünyada sadece 2. Mahmud kalmıştı. İsyancılar 2. Mahmud'u buna rağmen öldürmeyi göze aldılar. İçlerinden bazıları Esma Sultan'ın tahta geçmesini dahi teklif ettiler. Padişah da bir insan değil midir? Kimin padişah olduğu önemli değil, yeter ki bizim ocağımız devam etsin diyorlardı. Ulema sonunda Yeniçeri'yi ikna etmeyi başardı ve isyan sonlandı. Yeniçeri'nin istekleri yerine getirildi. Yenilikçi devlet adamları idam edilirken Sekban-ı Cedid ordusu da kaldırıldı. Bu suretle Osmanlı Devleti'nin yeni ordu düzenine geçme denemesi bir kez daha başarısız oldu. Sultan 3. Selim devrinde başlayan Osmanlı-Rus harbi devam ediyordu. Tabii Rusya 4. Mustafa devrinde Fransa ile savaşta olduğu için ateşkes yapmıştı. Osmanlı Devleti bu savaşta Fransa'nın desteğiyle Eflak ve Boğdan'dan Rusları atıp Kırım'ı geri alma hayalleri kuruyorken Ruslar çoktan bu prenslikleri işgal etmişlerdi. Napolyon bu yıllarda Prusya ordusunu ve Friedland'da Rus ordusunu yenmiş ve Rusya Fransa ile antlaşma yapmak istemişti. Bu antlaşma gizli olarak Napolyon ve 1. Alexander arasında imzalandı. Bu muahedeye Tilsit Antlaşması denildi. Osmanlı Devleti'ni ilgilendiren madde şu şekildeydi. Fransa, Rusya'nın Avrupa'da kendisine yapacağı hizmete karşılık olarak Osmanlı Devleti ve Rusya Çarlığı arasında aracılık ederek Eflak ve Boğdan'ı Ruslara bırakmaları için ikna etmeye çalışacak
muvaffak olamazsa Rusya'nın bu yerleri kuvvet ile alması için kendisine yardım edecek. Rusya 7 adalar, Dalmatça ve Kattaro üzerinde Fransız hakimiyetini kabul edecek. Napolyon Bonaparte İspanya'ya da savaş açtı. Rusya ile yaptığı antlaşmaya güveniyor, arkasını sağlama aldığını düşünüyordu. Yine 1808 yılında Napolyon ile Alexander Erfurt görüşmelerinde bir araya gelmişler ve Çar Alexander İstanbul'u da istemişse de Napolyon bunu kabul etmemiş, İstanbul'a dokunulmasına rıza göstermemiştir. Hatta şöyle demişti: İstanbul tek başına bir imparatorluğa değer. Osmanlı Devleti Fransa ile Rusya arasındaki antlaşmalardan haberdar olunca artık Fransa'ya güvenmenin bir anlamı kalmadığını anladı. İngiltere başlarda Osmanlı Devleti'ne karşı savaş açtıysa da taraf değiştirerek Osmanlı Devleti'ni Fransa'ya karşı olan ittifaka davet etti. 5 Ocak 1809 günü Kale-i Sultaniye'de, Çanakkale'de Osmanlı Devleti ve İngiltere arasında Fransa'ya karşı ittifak oluşturulmuş ve bazı ticari antlaşmalar ile birlikte boğazları ilgilendiren maddeler ve Osmanlı Devleti'nin Fransa'ya karşı savaşması halinde İngiltere'nin Osmanlı Devleti'nin yanında olacağı konusunda mutabık kılınmıştır. Bu suretle Osmanlı Devleti Rusya ile harbin devamına karar verdi. Rusya henüz 3. Selim tahttan inmeden ve ihtilal döneminde Eflak ve Boğdan'a kadar inmiş, Karadeniz kıyısında Dobruca kalelerini, Kili ve Akkerman'ı almış ve hatta Bulgaristan'a girmeyi hedeflemişti. Osmanlı ordusu kuru kalabalıktan ibaretti. Ayanlar asker diye eli sabanlı köylüleri gönderiyorlar, iyi askerlerini merkezlerinde bırakıyorlardı. Osmanlı ordusu Bükreş yakınlarında Obileşti zaferini kazansa da savaşın ilerleyen yıllarında Rusya yine üstünlüğü yakaladı. Mareşal Aleksandrovich Prozovski komutasındaki Rus ordusu İbra ile saldırı yaptıysa da buradan mağlup ayrıldı ve 2 ay sonra da Mareşal öldü. Sadrazam Yusuf Ziyaeddin Paşa, Serdar Ekrem sıfatı ile 27 Haziran 1809 günü İstanbul'dan ayrılarak Silistre'ye doğru yürüdü. 24 Ekim 1809 günü Tatariçe Meydan Muharebesi'nde 60 bin kişilik Rus ordusu 10 bin kayıp vererek çekilmek zorunda kaldı. 1810 yılı içerisinde Ruslar İbrahim ve İsmail Kalesi'ni almayı başardılar. Rus orduları Silistre'ye kadar indiler ve buraları ele geçirdiler. Ardından Varna'yı kuşattılarsa da donanmanın gelmesinin ardından Varna'dan çekilmek zorunda kaldılar. Şumlu'da Rus kuvvetleri meydan muharebesinde durdurulduysa da Rus çıka almayı başardılar. Yusuf Ziyaeddin Paşa görevden alındı ve yerine cepheye İmrahor Ahmet Paşa görevlendirildi. Ve 9 Haziran 1811 günü Rus çuku geri aldı. Kafkasya cephesinde ise Ruslar Poti'ye kadar sarkmayı başardılar. Rusya ve Osmanlı Devleti savaş halindeyken Lehistan yani Polonya yüzünden Fransa ile Rusya'nın arası yeniden açıldı. Rusya süratle sulh istedi. Napolyon Rusya'yı ciddi şekilde tehdit ediyordu. Napolyon Bonaparte ise Baba Ali ile iletişime geçerek Rusya ile savaşa devam edilmesini ve Rusya'yı iki cepheden sıkıştırmayı teklif ettiğinde Osmanlıların artık Napolyon'a hiçbir surette güveni kalmadığından bu ittifakı kabul etmedi ve Rusya ile Bükreş'te barış masasına oturdu. 28 Mayıs 1812 günü Rusya ile 16 maddelik Bükreş Antlaşması imzalandı. Bu antlaşmaya göre Rusya kendisini tamamen Fransa üzerine yönelttiğinden ele geçirdiği toprakların büyük kısmını iade etti. Besarabya hariç diğer bütün toprakları Osmanlı Devleti'ne geri verdi. Karadeniz sahilleri yine Osmanlı Devleti'nde kaldı ve Prut Nehri hudut kabul edildi.
Bu suretle Tuna Deltası yine Osmanlıların elinde kalacaktı. Rusya doğuda Kafkasya topraklarını da terk etti. Osmanlı Devleti Eflak ve Boğdan'dan 2 yıl vergi almayacaktı. Batıda yine Eflak ve Boğdan gibi Sırbistan prensliği kuruluyor, ancak bu prenslik Osmanlı Devleti'ne tabi oluyordu. Yine Sırbistan'da Osmanlı Devleti hüküm sürmeye devam edecekti. Sırbistan'a verilen ayrıcalıklar ileride milliyetçilik akımlarını ciddi anlamda başlamasına sebep olacaktır. Necd'den gelen Vahabiler Hicaz'ın mühim kısmını ele geçirmişlerdi. Bab-ı Ali, Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dan durumla ilgilenmesini ve Vahabilerin Hicaz'dan çıkarılmasını istedi. Mehmet Ali Paşa, oğlu Vezir Mehmet Tosun Paşa'yı Vahabiler üzerine gönderdi. Tosun Paşa, 2 Aralık 1812 günü Medine'yi, 23 Ocak 1813 günü Mekke'yi ve 28 Ocak 1813 günü ise Taif'i almayı başardı. Kavalaların Vahabiler ile sorunu 1816 yılına kadar devam edecektir. Bu suretle Hicaz yeniden Osmanlı kontrolüne geçti. Rusya Çarı 1. Alexander, Napolyon'un Rusya'ya savaş ilan etmesi üzerine Osmanlı Devleti ile 28 Mayıs 1812 günü barış antlaşması imzalamış ve Rusya bütün dikkatini Napolyon'a vermiştir. 1812 yılında Napolyon, İspanya, Almanya, İtalya, Belçika, Hollanda, Danimarka ve diğer haritada gösterilen Avrupa ülkelerine girip egemenliğini kabul ettirmeyi başardı. Tarihin en kanlı muharebelerinin gerçekleştiği, Napolyon'un en dikkat çekici harekatı Rusya seferi olmuştur. Rusya bu savaşa vatanseverlik savaşı demişti. Polonya sınırındaki Neman nehrini geçen Napolyon kuvvetleri yaklaşık 680 bin kişiden oluşuyordu. Bu seferdeki temel amaçlar Rusya ile İngiltere arasındaki ittifakı ve ticareti bitirmekti. Fransa'nın Rusya'ya savaş ilan etmesindeki ana sebep ise Rusların Polonya topraklarını tehdit etmesiydi. Bu sebepten Napolyon bu sefere 2. Polonya Seferi adını verdi. Napolyon ve ordusu Rus birlikleriyle sürekli ufak çaplı çatışmalara girmiş ve Smolensk Muharebesi'nde ise Rus ordusunu yenmeyi başarmış ve Ruslar Smolensk şehrini yakıp geri çekilmişlerdi. Napolyon geri çekilen Rus kuvvetlerini takip etmeye devam etti. Ruslar ve Kazaklar Napolyon'un geçeceği istikametteki bütün ekinleri yaktılar. Bu suretle Napolyon'un ordusunda erzak sıkıntısı baş gösterdi. Rus orduları genel kumandanı Barclay de Tolly 3 ay boyunca bu şekilde geri çekildi. Tolly'nin yerine atanan Mihail Kutuzov da bu geri çekilme politikasını uyguladı. 7 Eylül 1812 günü Fransa ile Rusya arasında Borodino Savaşı yaşandı. Bu muharebeyi Fransızlar kazansa da çok büyük kayıplara uğradılar. Ruslar yine çekilmeye devam ettiler. Bir hafta sonra Napolyon Moskova'ya girdiyse de şehrin valisi şehri teslim etmek yerine yakmayı tercih etti. Ekrandaki görselde Moskova yangınında şehrin yanan kısımları kırmızı ile gösterilmiştir. Hava şartları Fransa için kötüleşmeye başladı ve Napolyon Moskova'da kalmanın sıkıntılı olacağını biliyordu. 1. Alexander'ı antlaşma masasında yenmek istiyordu. Çar durumun farkında olup Napolyon ile anlaşma yapmadı. Çar mevsimsel hava şartlarını çok iyi bildiğinden Napolyon'un daha fazla burada kalamayacağının farkındaydı.
Kısa süre içerisinde de kötü hava şartları Moskova'yı vurmuştu. Napolyon bu şartlar altında çaresiz kaldı. Açlık, isyan, hastalık ve soğuk zafer kazanmış Fransız ordusunu perişan duruma getirdi. Ve Napolyon 14 Aralık 1812'de Rusya'yı terk etmek zorunda kaldı. Bu çekilme Napolyon için Mısır'dan sonraki en büyük mağlubiyet olarak tarihe geçti. Fransız hegemonyası Avrupa'da düştü ve Avusturya ile Prusya Fransa ile ittifak yapmayı bıraktılar ve 6. Koalisyon Savaşları'na hazırlandılar. Koalisyon güçleri olan Avusturya, Prusya, Rusya ve İsveç 1813 Ekim ayında Leipzig Muharebesi'nde Napolyon'u kesin bir mağlubiyete uğrattı. 1814'te Paris'e kadar dayandılar. Napolyon, Fransa'nın da kendisine karşı olan ters uzumunun da etkisiyle tahttan indirilerek Elba Adası'na sürgüne gönderildi. Avrupa'da 1815 Viyana Kongresi toplandı ve Avusturya, İngiltere, Rusya, Prusya galip devletler olarak Napolyon tarafından bozulmuş olan Avrupa coğrafyasını, sınırlarını yeniden düzenleme kararları aldılar. Bu kongreye Avusturya Başbakanı Metternich önderlik etti. Kongrenin devamında Osmanlı Devleti hariç bütün Avrupa devletlerinin katıldığı geniş çaplı bir kongreyle yeni kararlar alındı. Metternich'in önerisiyle Fransız ihtilalinin getirdiği milliyetçilik akımlarına da karşı bu devletler hangi ülkede Fransız ihtilalinden güç bulup devletine isyan eden bir millet olursa, kongreye katılan devletler bu isyanları bastırmada birlik olacaklar ve o ülkeye yardım edeceklerdi. Osmanlı İmparatorluğu içinde Rumlar yüzyıllardır Osmanlı koruması altında rahat bir şekilde yaşıyor ve Osmanlı padişahı Rum tebaasını memnun etmek ve onların hamisi, koruyucusu olarak ve Roma İmparatorluğu'nun devamını simgelemek adına Fatih Sultan Mehmet döneminden beri bütün padişahlar Kaiser-i Rum unvanını kullanıyorlardı. Orta Çağ karanlığından Avrupa çıkmaya çalışırken özellikle Venedik ve Macaristan başta olmak üzere Rum ve Ortodokslara büyük zulümler gösteriyorlar. Bazen aşırı Katolik olanlar Rumlara ve diğer Ortodoks halklara adeta katliamlar yapıyorlardı. Yüzyıllarca Rum ve Ortodoks tebaayı Osmanlı Devleti korudu. Ve Osmanlı orduları himayesinde bu tebaa huzurlu bir hayat sürdü. Geçmiş dönemlerde Mora'da, Girit'te, Kıbrıs'ta başlıca olmak üzere Osmanlı Devleti bu bölgeleri Venediklilerden fethedince bölgede yaşayan Rum ve Ortodoks tebaa Osmanlı ordularının buraya gelmesini sevinçle karşılamış ve fetih kutlamalarına en başta katılmışlardı. Yüzyıllar boyunca Rum tebaa askerlikten muaf olduğu gibi yaptıkları serbest ticaret sayesinde de zenginleşmişlerdi. İstanbul'da bulunan Rum Patrikhanesi de Hristiyan tebaasının idaresini sağlamak adına Osmanlı yönetimi tarafından resmi bir statükoya sahipti. Bu Rum Patrikhanesi'nin Eflak ve Boğdan üzerinde de yetkisi vardı. Ancak Osmanlı Devleti'nin güç kaybetmeye başlaması ve Rusya'nın Osmanlı Devleti'ni savaşlarda yenmeye başlamasının ardından Rusların kışkırtmasıyla Rumlar dönem dönem isyan etmişler, Türklere büyük zulüm uygulamışlarsa da Osmanlı orduları her seferinde bu isyanları bastırmayı başarmıştı. Yeni çağın başlamasına kadar Avrupalılar Yunanlarla çok fazla ilgili değillerdi. Ancak Avrupa'da başlayan hümanizma ve Rönesans hareketleriyle Avrupalı aydınlar Yunan kültürüyle temasa geçmeye başladılar. Bu sebeple Avrupa'da bir Yunan ilgisi oluşmaya başladı. Başta Fransa ve İngiltere olmak üzere Voltaire, André Chenier ve İngiliz Byron gibi isimler Yunan edebiyatı üzerine Osmanlılar aleyhine yazılar yazmaya başladılar. Avrupa kralları da bu akım üzerine Osmanlı topraklarında gözleri olduğu için bunu siyasi alanda bir koz olarak kullanmaya karar verdiler.
1768-1774 Osmanlı-Rus Harbi'nin ardından imzalanmış olan Küçük Kaynarca Antlaşması'nın maddelerinden birisi de Rusların istedikleri yerde konsolosluklar açması yönündeydi. Bu madde tamamen ileriye dönük bir proje olarak Rusya tarafından Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılında uygulanmaya başlayacak ve Hristiyan Osmanlı tebaasını, özellikle Rum ve Ortodoks halkları isyana hazırlayacaktı. Ruslar çoğunlukla Eflak, Boğdan, Teselya ve Mora ağırlıklı olarak konsolosluklar açtılar ve isyanın altyapısını hazırlamaya başladılar. Uzun yıllardır Rusya'nın başı çektiği ve Avusturya'nın da desteklediği Grek projesi, Bizans İmparatorluğunu yeniden canlandırmak adına oluşturulan ciddi bir girişimde mevcuttu. Osmanlı İmparatorluğu'nun güç kaybetmesini ve Avrupa'nın ve Rusya'nın da tam desteğini gören Rum aydınları da hürriyet ve egemenlik alanında propagandalar yapmaya başladılar. Bu yazılarda, şiirlerde Bizans İmparatorluğu'nun yeniden kurulmak istenmesi ve İstanbul'un Türklerin elinden alınması konusu da ana başlıklarıydı. Bu Rum aydınlar Rum tebaayı kışkırtmaya çalışıyorlardı. Filiki Eterya, daha sonraki adıyla Etniki Eterya isminde Odessa'da Rusya'nın desteklediği bir cemiyet açıldı. Cemiyetin açılış gayesi sözde eğitim ve öğretimi Osmanlıların Hristiyan tebaası arasında yaymaktı. Fakat gerçekte İstanbul'daki Patriğin de desteğiyle eski Bizans İmparatorluğunu canlandırmak için kurulmuştu. Cemiyetin kurulduğundan Çar 1. Alexander'ın da haberi vardı. Cemiyetin başkanlığına da Çar'ın yaveri Alexander Ypsilanti görevlendirildi. Osmanlı İmparatorluğunun her yerinde cemiyetin şubeleri açıldı. İzmir, Sakız Adası, Bükreş, Yaş, Yanya, Trieste belli başlı şubelerdi. Bu cemiyet 5-6 yıl içerisinde kuvvetlenerek isyan başlatacak kıvama gelmiş, ancak Yanya valisi Tepedelenli Ali Paşa'dan çekiniyorlardı. Tepedelenli Ali Paşa, Osmanlı Devleti içerisinde başarılı bir devlet adamı olarak Yanya valiliğine kadar yükselmiş, özellikle Fransa'nın Dalmatça kıyılarına olan saldırılarında düşmana karşı zafer kazanmış ve isim yapmıştı. Bir ara Arnavutluk'taki isyanı da başarıyla bastırınca kısa dönem Rumeli Beylerbeyliğine kadar terfi etti. Yanya valiliğinden başka etki alanını genişletti. Mora ve civarında Ali Paşa'nın ciddi bir şekilde sözü geçtiği için Rumlar onun korkusundan ayaklanamıyorlardı. Rum çevresi tarafından Etniki Eterya'nın kuruluşu ve faaliyetleri hakkında bilgi edinmiş ve istihbaratı sayesinde cemiyetin planlarını ele geçirmeyi başarmıştı. Rumların isyan etme ihtimallerine karşı da ciddi tedbirler almıştı. Tepedelenli Ali Paşa, payitahtı bu cemiyet konusunda uyarmış, ancak Tepedelenli Ali Paşa'ya aleyhtar devlet yetkilileri padişaha durumu farklı anlatmışlardı. Esasen İngiliz elçisi de Rum isyanının başlayabileceği hakkında Baba Ali'ye bilgi vermişti. Baba Ali de Etniki Eterya cemiyetine gizli bir şekilde mensup olan Nikola Maruzi Bey'i incelemeler için Mora'ya göndermiş, ancak Nikola Rum tebaanın isyanla alakası olmadığını, payitahta bağlı olduğu raporunu sununca devlet adamlarının kışkırtmasıyla 2. Mahmut Tepedelenli Ali Paşa'yı cezalandırmaya gitmişti. 2. Mahmud'un Tepedelenli'yi cezalandırmak istemesindeki amacı çok fazla bağımsız hareket etmesi ve payitahttan habersiz Avrupa devletleriyle iletişim kurmasıydı. Neredeyse bağımsızlığını ilan edecek kadar kuvvetlenmişti. Tabii padişahı Ali Paşa'ya karşı dolduran bir numaralı isim de mühürdarı Halet Efendi'ydi. Ali Paşa'ya karşı ciddi bir muhalefet vardı ve padişah Ali Paşa'nın Yanya valiliğinden iadesini emretti. Bu yaşananlar üzerine Tepedelenli Ali Paşa isyan etti. Osmanlı kuvvetleri Ali Paşa'nın üzerine gidince Rumlar artık ayaklanmanın zamanı geldiğini düşünerek isyan ateşini yaktılar.
Etniki Eterya, o dönemki ismiyle Filiki Eterya, başkanı Alexander Ypsilanti Mora'da ayaklanmayı başlatamamış, ancak Eflak ve Boğdan da isyan hareketlerini başlatmayı başarmıştı. Ypsilanti'nin hesaplayamadığı bir durum oluşmuştu. Eflak ve Boğdan halkı Rumlar gibi değildi. Halk Osmanlı Devleti tarafından seçilen Voyvodasına bağlıydı ve Voyvodalar da Osmanlı tebaası olmaktan şikayetçi değillerdi. Yüzyıllardır zor günlerinde devlet bu prensliklerin yanında olmuş, inançlarına, yaşam tarzına karışmamıştı. Bazen Osmanlı Devleti bu bölgeden aldığı vergiden fazla harcamayı yaparak tebaasının huzurunu sağlamıştı. Sırplar ve Bulgarlar ise bu durumda Eflak ve Boğdan'da çıkan isyanları desteklemediler. Ypsilanti 3000 kişilik bir kuvvet ile Yaş şehrine girmeye çalıştıysa da isyancı kuvvetleri rahat bir şekilde bastırıldı. Eflak ve Boğdan'da çıkarılmak istenen isyan kısa sürede bitmiş oldu. Çar Alexander bu başarısız girişimin ardından bu işte parmağı olmadığını ima edercesine Ypsilanti'nin hareketini kınadığını açıkladı ve Ypsilanti Avusturya'ya sığınmak zorunda kaldı. Eflak ve Boğdan'daki isyan bastırılmıştı. Ancak Mora'da çıkacak isyanlar çok daha büyük ve etkili olacaktı. ...12 Ekim 1813 günü Rusya ile Kaçar Hanedanlığı arasında Gülistan Barış Antlaşması gerçekleşti. Bu antlaşma ile bereketli Karadağ toprakları Rusya'nın yönetimine geçti. Bu antlaşma ile Azerbaycan ilk defa Rusya'nın kontrolüne geçti. Hazar Denizi'nde donanma bulundurma hakkı Rusya'ya ait oldu ve Rus tacirler gümrük vergisinden muaf tutuldu. Kaçar Hanedanlığı Rusya'ya kaybettiği toprakların acısını Osmanlı Devleti'nden çıkarmak istedi. Anadolu ve Irak bölgelerine tacizlerde bulunmaya başladılar. 1821 yılı içerisinde Bitlis'i ele geçirdiler ve Bağdat'ı kuşattılar. II. Mahmud Kaçar Hanedanı'na savaş ilan etti. Kaçar ordusu Bitlis'ten hareketle Erzurum ve Diyarbakır yönüne doğru ilerlerken orduda büyük bir salgın hastalık başladı. Bunun üzerine Feth Ali Şah barış istedi. Osmanlı Devleti ile Kaçarlar arasında 28 Temmuz 1823 günü Erzurum Antlaşması yapıldı ve Kaçarlar savaştan önceki sınırlara geri çekilmeyi kabul ettiler. Bu savaş tarihteki son Osmanlı-İran Savaşı oldu. Çar 1. Alexander, Babali tarafından Rum isyanını desteklediği için protesto yemiş ve devamında yaveri Ypsilanti'yi azletmiş ve general rütbesini sökmüştü. Ancak yıllardır başlatılmak istenen Rum isyanının ateşi bir kere alevlendirilmişti. Mora'da şiddetli bir isyan başladı. 12 Şubat 1821 günüydü. 10 bin kişiyi bulan silahlı Yunan isyancıların başında Patras Başpiskoposu Germanos bulunuyordu. Patras şehri isyancıların eline geçti. Ve bu işaret ile Mora'daki bütün birlikler isyancılar ayaklanmaya başladılar. Birkaç ay içerisinde Mora sancağının Tripoliçe hariç bütün şehirleri bir isyancıların eline geçti. Bu ihtilalin tohumları daha 1768-1774 Osmanlı-Rus Harbi sırasında 2. Katerina tarafından atılmıştı. Yeni bir şey değildi. Fransız ihtilalinin fikirleri Yunanlara fırsat ve cesaret vermişti. Aynı dilin yeni bir lehçesini konuşmak dışında eski Yunanlarla ciddi bir bağları olmamasına rağmen Osmanlı Devleti'nin Yunanca konuşan akvamı bu antik medeniyeti benimseyerek propaganda gücü ile Avrupa'ya bu medeniyetin varisleri olduklarını, atalarının kurduğu bu medeniyetin batılı toplumlarında temelini oluşturduğunu anlattılar. Batı aydınlarının çoğunu bu şekilde ağlayarak inandırdılar.
Avrupa hükümdarları ilk etapta 1815 Viyana Kongresi'nde aldıkları kararlar dolayısıyla resmi olarak Yunan isyancıların yanında olmasalar da zamanında Osmanlılar Girit adasını kuşattığında nasıl el altından Venedik'e yüklü yardımlar yaptıysalar yine aynısını uygulamaya başlayacaklardı. 1815 Viyana Kongresi'nde sözde katılımcı devletler Fransız ihtilalinden güç alıp isyan çıkaran milletlerin üzerine gidip isyanın bastırılmasına yardım edeceklerdi. Söz konusu Osmanlı Devleti olunca bu antlaşma maddesini hemen çiğnediler. Yunan ihtilalini sadece Çar 1. Aleksandr benimsedi. Babaannesi 2. Katerina'dan Bizans fikrini edinmişti. Bu isyanın Rusya'nın menfaatine olduğuna karar verdi. Eflak, Boğdan ve devamında Mora'da çıkan isyanın ardından payitaht buna çok büyük tepki verdi. 2. Mahmud hiddetle Rumların katledilmesini emretti. Devlet ileri gelenleri padişahın ayağına kapanarak suçsuz Rumların bağışlanmasını istedi. Padişah devlet adamlarına hak verdi ancak suçluların hiçbir surette affedilmemesini istedi. Bu dönemde bile Osmanlı devlet adamları halen tebaasına merhametle yaklaşmaya çalışıyordu. 5 Ekim 1821 günü Mora'daki son şehir olan Tripoliçe'de düştü. Padişahın merhametine rağmen Rum isyancılar kaledeki asker, sivil, kadın, yaşlı, çocuk hiçbirinin gözünün yaşına bakılmaksızın öldürüldü. Tripoliçe'de büyük bir katliam gerçekleşti. Ölen insan sayısı çok fazlaydı. O dönem İngiliz kaynaklarında asker ve tarihçi olan Thomas Gordon 8.000 sivilin öldürüldüğünü belirtirken Wagstaff ise bu sayıyı askerler ile beraber 15.000 kişi olduğunu yazmıştı. Yine İngiliz tarihçi Walter Allison Phillips Tripoliçe olayını şöyle anlattı. 3 gün boyunca şehrin sakinleri bir vahşi çetenin kötülüğüne ve keyfine bırakıldı. Yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmadı. Kadınlar ve çocuklar öldürülmeden önce işkencelere tabi tutuldu. Zulüm o kadar büyüktü ki Kolokotronis kapıdan hisara kadar atının ayaklarının yere hiç dokunmadığını söyledi. Şehirdeki Yunan zaferinden sonra yol kenarları cesetleriyle doldu. Kadınlar ve çocukların bulunduğu Müslüman kitleleri yakınlardaki dağlarda sığır gibi doğrandı. William Clary'in ise Tripoliçe zulmünü yazdığı yazısını bu videoda anlatamayacağımız kadar vahşi olması sebebiyle izleyicilerin özel olarak aratmasını ve okumasını tavsiye ediyoruz. Yine Yunan komutan Theodoros Kolokotronis ise ölen insan sayısının 32.000 kişi olduğunu söylemektedir. Tripoliçe olayı işte böyle insanlık dışı bir şekilde yaşanmıştı. Yunan ihtilalinin başlamasından sonra Patrik Gregorius hükümetten çekinerek bir aforozname düzenlediyse de Mora'daki isyanlar hiçbir şekilde durmadı. Patrik Gregorius'un da bu isyanın içinde bulunduğu vesikalarla kanıtlanınca Cihan Patriği de Fener Patrikhanesi'nin orta kapısına asılıp idam edildi. İhanetini anlatan yafta göğsünde olduğu halde 3 gün tehcir edildi. İhtilali destekledikleri belirlenen Edirne, Kayseri, Tarabya ve Edremit piskoposlarının da sonu Gregorius gibi oldu. Mora'da büyük isyan devam ederken Hurşit Paşa tepedelenli Ali Paşa isyanını bastırarak Ali Paşa'yı öldürdü ve kesik başını İstanbul'a gönderdi. Hurşit Paşa tepedelenli meselesinden sonra isyancıların üzerine yürüdü. Rusya ise Rum isyanının ardından Rumların öldürülmemesi için Kaynarca Muahidesi'ne dayanarak teminat istedi. Ancak iş çığırından çıkmıştı. Rusya, 100 yıllık emellerini gerçekleştirmek, harekete geçmek için an kolluyordu ve İstanbul'daki elçisini geri çağırdı. İngiltere ve Avusturya göz ucuyla Rusya'ya Fransız ihtilalinin prensiplerini desteklememesi için ihtar verdi. Ancak Çar 1. Aleksandr bu duruma pek taldırış etmedi. Kısa süre sonra Mora'daki isyancılar
13 Ocak 1822 günü tam bağımsızlık ilan ettiler. Prens Mavrocordato'yu başkan seçtiler. İlan ettikleri Yunan devleti Mora, Kikrat adaları, Eğriboz adası, Attika yarımadasını içine alıyordu. Rusya buna tepki gösterdi. Rusya kendilerine bağlı bir Yunan devleti kurulmasını istiyordu. Avrupa şehirlerinde çeşit çeşit Yunan destekçisi cemiyetler kuruldu ve gizliden bu isyana destek verdiler. Çeşme Limanı'nın karşısında yer alan Sakız Adası'nda da Rumlar ağırlıklı olarak yaşıyordu ve burada da isyan çıktı. 80 bin nüfus vardı ve sadece birkaç bini Türktü. Rum isyancılar komşuları olan Türkleri Tripoliçe'deki gibi öldürmeye başladılar. Kaçabilen Türkler Sakız Kalesi'ne sığındı. İsyanın çıkmasından 19 gün sonra Kaptan-ı Derya Nazuh Paşa Sakız Limanı'na girdi ve bir hafta boyunca yaşanan çatışmalar sonunda buradaki isyan bastırıldı. Tripoliçe'deki Türk katliamına seyirci kalan Avrupa'da işte şimdi feryat figan etti ve Türklerin Rumları katlettiğini haykırdılar. Tam bir ikiyüzlülük hareketiydi. Mora'da Yeniçeri kuvvetleri isyanın sonlanması için çaba sarf ediyorlardı. Fakat askerlik mesleğini çoktan bıraktıkları için isyan yıllardır bastırılamıyordu. Mora'da isteksizce savaşıyorlardı. Bu durum isyancı Rumların cesaretini arttırıyordu. Sultan II. Mahmud bu durumun uzamasını tehlikeli bulduğundan son çare olarak Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dan yardım istemek zorunda kaldı. Mehmet Ali Paşa'nın kurduğu ordu ve donanma Avrupa usulü eğitim görmüş ve payitahtın ordusundan çok daha iyi bir seviyedeydiler. Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Girit ve Mora valiliklerinin kendisine verilmesi şartıyla isyanı bastırabileceğini bildirdi. II. Mahmud mecburen bunu kabul etti ve Kavalalı oğlu İbrahim Paşa'yı Mora seferine memur etti. Kavalalı İbrahim Paşa 54 harp gemisi, 16 bin asker ve 150 sahra topu ile 1824 yılında İskenderiye'den hareket ederek Rodos'a vardı ve burada Osmanlı donanması ile buluştu. Osmanlı ve Mısır donanması Modon limanına çıktı. Modon'un ardından Navarin'de alındı. İbrahim Paşa Mora içlerine ilerledi. Birkaç yıl Rum isyancılar üzerine harekat devam etti. Kuzeyden Mehmet Reşit Paşa Attika'ya geldi. Asiler iki ateş arasında kaldılar. Rum isyancılar direndiyse de güçleri tükendi. Bu suretle Rum isyanı bastırılmış oldu. Rum isyanlarına en büyük desteği veren Çar 1. Alexander öldü ve yerine 1. Nikolay geçti. Karakteri asker ruhlu olup Viyana'da kurulmuş olan Kutsal Birliğe karşıydı. Yunan asilere ise sempati duyuyordu. Mehmet Ali'nin isyanı bastırmasındaki rolü 1. Nikolay'ın hoşlanmadığı bir durum oldu ve kendisine cephe aldı. İleride 2. Mahmud bu durumu kullanacaktır. Çar Nikolay, Avusturya ile Osmanlı'ya karşı gerektiğinde beraber hareket edeceğine dair söz alınca, payitahta bir ultimatum göndererek Bükreş Antlaşması'nın yürütülmesi şekline itiraz etti. Babali, Yunan isyanlarının yatışmak üzere olduğunu bildiğinden yabancı bir devletin iç müdahale etmesini engellemek adına Rusya ile görüşmeyi kabul etti. Görüşmeler neticesinde 7 Ekim 1826'da Akkerman Muahedesi imzalandı. Antlaşmaya göre Sırbistan'a bir anayasa verilmesi, Eflak ve Boğdan'a bir Rum beyi atamak yerine Çar'ın işaret ettiği kişinin atanmasına karar verildi ve bazı ticari antlaşmalar yapıldı. Mora'da çıkan Rum isyanı ve akabinde Yeniçerilerin bu isyanı bastıramayacak kadar yetersiz olduğu net bir şekilde görüldü.
İkinci Mahmut zaten bu ocağı hiçbir vakit sevmemiş, mecburiyetten varlığını kabul ediyordu. Mora'daki hali devlet adamları ve Yeniçeri ağası ile diğer askeri kollar görmüş, artık Osmanlı Devleti'nin bu köhneleşmiş askeri kurumundan vazgeçmesi gerektiğini anlamışlardı. Alemdar Mustafa Paşa'yı öldüren Yeniçeriler bu dönemden sonra neredeyse tamamen kontrolden çıkmış vaziyetteydiler. Zorbalıkları o derece arttı ki İstanbul halkını da usandırdılar. Halka sarkıntılık, birbirleriyle kavga, odalar arası savaş, tüccarı, esnafı haraca bağlama, kazançlarına ortak olma, harpten kaçma gibi kötü huylar benimsemişler, ocağın şanlı tarihini ayaklar altına almışlardı. Padişah ve devlet adamları artık Mora isyanından sonra ölümü dahi göze alıp ocağın sonunu getirmeye kat'i surette karar verdiler. Devlet ileri gelenleri Şeyhülislam'ın evinde Sadrazam Mehmet Selim Paşa, Rumeli Kazaskeri, İstanbul Müftüsü, Sadaret Kethüdası, Defterdar, Darphane Nazırı, Tophane Nazırı, Yeniçeri Ağası ve ileri gelenleri toplanarak yeni ordu kurulması için hemfikir oldular. Ulema bu konuda ciddi bir fetva verdi. Kendi rayasından isyan eden gavurların dahi 5 senedir haklarından gelinemediği hususuna özellikle vurgu yapıldı. Dolayısıyla Rum isyanı girişilecek askeri yenilenmede anahtar rol oynamaktaydı. Padişahın emri üzerine Eşkinci Ocağı adında yeni bir askeri birlik kuruldu. 7650 asker derhal silah altına alınıp Avrupa usulü eğitime başladılar. Bu efrad Yeniçeri arasından gönüllü olanlardan seçildi. İstanbul kahvanelerinde Yeniçeriler derhal örgütlenmeye başladılar. Yeniçeri kışlalarının İstanbul'un merkezinde yer alması onların halkla ilişkilerini etkilemiş, ahaliyle organik bir bağ kurulmasına yol açmış ve şehir yönetiminde söz sahibi olmalarını sağlamıştır. Ulema fetvası olduğu halde bu işin kafir işi olduğunu söylenip durdular. Ancak bu defa 2. Mahmut çok ciddi tedbirler almıştı. Amcası 3. Selim öğütlerini ve hatalarını çok iyi tatbik etmişti. Biz Eşkinci Ocağı'nın kurulup Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasını belki burada birkaç dakikada anlatacağız. Ancak 2. Mahmut bu iş için tam 17 seneden fazla dikkatle, sabırla çalıştı. Yıllardır Yeniçeri'nin içerisine kendi adamlarını sokarak, ocağın yönetiminde söz sahibi olanları uzaklaştırarak yavaş yavaş kendi adamlarını soktu. Bazı basiretsiz kişileri de ocakta yükseltti. Bunun sebebi o büyük gün geldiğinde isyan durumundaki birliklere komuta edemeyeceklerdi. 2. Mahmut, ocağın içinde zamanla yayılarak sürdürülen bu temizlik işlemi yanında daha önceki ayaklanmaların önemli bir öğretisi olarak ulemanın askerle işbirliği yapmasının önlenmesi aşamasını da başarıyla yürüttü. Eşkinci talimleri 12 Haziran 1826 günü başladı. Yeniçeriler Eşkinci Ocağı'na sadece 3 gün tahammül edebildiler. 15 Haziran günü saraya ve yeni düzene karşı bir kez daha büyük bir isyan başladı. Ya Yeniçerilerin, ya padişahın, ya da devlet erkanının akıbeti bugün belli olacaktı. Önde gelen kişilerin evlerinin basılması ve yağmalama hareketleri isyanın ilk icraatını teşkil etti. Asiler sokak sokak gezerek sadrazamın ve Yeniçeri ağasının kellesini istediler. Yeniçeri ağası Celaleddin, 2. Mahmud'un adamıydı. Boğaz'ın Anadolu ve Rumeli kıyısı muhafız birlikleri bugün için itina ile eğitilmiş, isyana müdahale için padişahın bir emrine bakıyordu. Yeniçeriler et meydanında kazan devirdiler. Sadrazam Selim Paşa, Anadolu ve Rumeli Boğaz kıyıları kumandanları İzzet Paşa ve Hüseyin Ağa'ya İstanbul'a gelmeleri için emir gönderdi. Sultan Mahmud, İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in sancağını Sancak-ı Şerefi Sultan Ahmet Meydanı'na diktirerek vatanını seven her İstanbullunun sancak altında toplanmasını istedi. Ulema derhal padişahın yanında saf tutarak sancak altında toplananlara nutuk verdi. Bu defa işler Yeniçerilerin istediği gibi gitmiyordu. Sadrazam asileri kızdıracak bir haber gönderdi. Yeni talim sistemini benimsemeyenleri
ulemanın fetvasına karşı gelenleri devlete isyan suçundan cezalandıracağını ve asileri kahretmeye kadiriz cevabı gidince asiler daha da hiddetlendiler. Sefer kıyafetini giyen 2. Mahmut kılıcını kuşanmadan önce tahtın tek varisi olan 3 yaşındaki oğlu Abdülmecid'i yanına getirdi. Onu bağrına basarak vedalaştı. Sultan Mahmud, Şeyhülislam'dan isyana dair bir fetva daha aldı. İki taifeden birisi diğerine karşı ayaklanırsa, Allah'ın emri yerine gelinceye kadar ayaklanan taife ile dövüşünüz. İstanbul halkı oluk oluk sancak altında birleştiler. 3. Selim'i şehit eden, Rus harplerinde kırılan ve Rum isyanını dahi bastıramayan asker istemeyiz diye haykırdılar. Saray depolarında Alemdar'ın Sekban-ı Cedid'inden arta kalanlar dışında böyle bir günde kullanılmak üzere 3 ay kadar önce Belçika'dan gizli ithal edildiği ileri sürülen tüfekler dağıtıldı. Halk, padişaha bağlı askerler, Boğaz muhafızları ve topçu birlikleri hepsi 2. Mahmud'un arkasında saf tutmuş, savunmaya çekilen Yeniçeri kuvvetlerinin bulundukları meydanları Yeniçeri kışlalarını sarmışlardı. Yeniçerilere teslim olma çağrısı yapıldı. Kabul etmediler. Kaçacak yerleri kalmadı. Topçu birlikleri kuşatmış oldukları Yeniçeri hedeflerini muazzam bir top atışına tuttu. Topçu yüzbaşı Kara Cehennem İbrahim Ağa bu ihtilalin bastırılmasında çok etkili oldu. Yeniçeri kışlaları yoğun top atışı altında ezilmeye başladı. Kara Cehennem İbrahim et meydanına girerek kaçmaya çalışan Yeniçerileri imha ediyordu. Kışlalar alev almış ve yıkılmıştı. İstanbul'da o gün büyük bir iç savaş yaşanmıştı. Bu savaş sonunda Yeniçeriler mağlup oldu ve isyan son buldu. Padişaha bağlı askerler ve halk Yeniçeri kışlalarına akın etti. Sarayı basan Yeniçerilerin bu defa kışlaları basıldı. Akşama kadar yeryüzünde Yeniçeri Ocağı diye bir şey kalmadı. En az 6.000 Yeniçeri öldürülmüştü. Sonraki günlerde 20.000 Yeniçeri sürgün yiyecektir. Her türlü direniş kırıldı. Ancak idamlar Cuma ve Cumartesi günü öğleye kadar devam etti. 15 Haziran 1826 günü Osmanlı ve Türk tarihinin dönüm noktalarından birisidir. Osmanlı tarihinde bir devrin kapandığı gündür. 2. Mahmud bugüne, bu olaya Vakai Hayriye ismini vermiştir. Hayırlı olay anlamına gelir. 465 yıllık Ocak kurulduğunda düşmanlarının korkulu rüyası olmuş ancak duraklama devrinden sonra bozulmuştur. Birçok isyan çıkarmışlar, padişahları tahttan indirdikleri gibi bazen de öldürmüşlerdi. Devlet içinde devlet olmuşlardı. 2. Mahmud o gün yayınladığı Hatt-ı Hümayun ile Yeniçeri Ocağı'nın resmen kaldırıldığını ilan etti. Sadrazam Paşa derhal Osmanlı Devleti'nin dört bir tarafına haber salarak vilayetlere, valilere Yeniçeri Ocakları'nın söndürülmesi için emirnameler gönderdi. Yeniçeriler bulundukları kaleleri terk edecek, kazanlarını teslim edeceklerdi. Padişahın emri üzerine bundan böyle Yeniçeri kelimesi telaffuz dahi edilemeyecekti. Yeniçeriler lehine söz söylemeye cüret edenler cezalara çarptırılacaktı. Yeniçeri başlıklı mezar taşları kırıldı. Mehter Birliği dahi kaldırıldı. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından bir müddet sonra Bektaşi Tarikatı da kapatıldı. Bektaşiler de Yeniçeri Ocağı gibi her türlü yeniliğe kapalıydı. Yeniçeriler her isyanda tarikat üyeleriyle fikir birliği yapardı. 2. Mahmud bu tarikatı sıkı bir şekilde takip ettirdi ve dine aykırı tören yapmak suçundan dolayı da devlet tarafından yasak edildiler. Bulundukları mekanlarda yıktırıldı. Avrupa gazetelerinde manşetler Vakai Hayriye adına yazıldı. İstanbul'da bulunan büyükelçiler padişahı başarısından dolayı ziyaret edip hükümdarları adına tebrik ettiler. 2. Mahmud Yeniçerilerden o kadar bıkmıştı ki bir daha onların isimlerinin anılmaması, onları hatırlatan her şeyin kaldırılması istendi. 17 yıl 10 ay süren 2. Mahmud'un birinci dönemi bu surette son buldu ve daha çetin geçecek ikinci dönemi başlamış oldu.
İşin zor kısmı şimdi başlıyordu. Rum isyanları halen tam olarak bitmemekle beraber Avrupa devletleri Rum'a müdahalesinden dolayı Osmanlı Devleti'ne cephe almış vaziyetteydi. Viyana Kongresi dolayısıyla çok fazla dillendiremiyorlardı. Diğer taraftan Rusya elçisini geri çağırmış, her an savaş çıkması an meselesiydi. Çar 1. Nikolay'ın şüphesiz en büyük isteği buydu. Bu şartlarda Osmanlı Devleti'nin çok hızlı bir şekilde yeni ordu kurması şarttı. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasında çalışan devlet adamları ve subaylar üst düzey bir çalışma gerçekleştirmek zorunda kaldılar. Asekiri Mensure-i Muhammediye isminde yeni bir ordu kurulduğu ilan edildi. Şimdi Sultan Mahmud istediği gibi bir düzen kurabilirdi. Ağa Hüseyin Paşa ser asker rütbesiyle günümüze denk düşen Savunma Bakanlığı ile bu yeni ordunun başına geçti. Asakir-i Mensure-i Muhammediye orduları Avrupa usulü teşkilatlanıp tümen, tabur ve bölüklere ayrıldı. Bir tümen 3 veya 4 tabur oldu. Padişah için özel bir tabur kuruldu. Elbise olarak Avrupa askeri usulü pantolon, ceket ve potin giydirildi. Serpuş olarak da fes alındı. II. Mahmud yeni orduya subay olarak Hristiyan komutan getirmek istemedi. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dan Türk subay göndermesini istediyse de Kavalalı henüz subaylarının eğitim verecek düzeye erişmediğini öne sürerek subay göndermedi. Bu yüzden İslam'ı kabul etmiş subaylar Avrupa'dan getirtildi. Özellikle Prusya'dan subaylar geldi ancak bunlar ordu eğitimine kâfi gelmedi. Rütbeleri çok yüksek değildi. Sultan II. Mahmud'un kurduğu bu yeni düzen henüz 2. Osman zamanından beri hayal ediliyordu. 3. Selim'in vasiyeti olarak bulunuyordu. 2. Mahmud'un yeni ordu kurma ve devlet düzeninde yapacağı radikal reformlar da modern Türkiye Cumhuriyeti'nin de temelini oluşturduğu bilinmektedir. Osmanlı Devleti yeni ordu kura dursun, Avrupalı devletler Osmanlı Devleti'nin askeri zaafından faydalanıp Rum isyanını bahane ederek şimdi yeniden bir araya gelmeye başlıyorlardı. Çetin geçecek yeni bir Osmanlı dönemi başlıyordu. Moro'da Rum isyanlarının Mehmet Ali Paşa tarafından bastırılmasını Çar 1. Nikolay büyük bir tepkiyle karşılıyor, hatta bunu mağlubiyet gibi görüyordu. Rusların lehine olan isyan İbrahim Paşa tarafından bastırılmış, payitahtta ise 2. Mahmud yeni bir ordu kurmaya çalışıyordu. 1. Nikolay için bu büyük bir tehlikeydi. Rusya Yeniçerileri bir asırdır yeniyordu. Bu yeni kurulan ordu ise belirsizlikleriyle doluydu. Çar Nikolay, Mehmet Ali'nin Girit ve Mora'ya yerleşmesini çıkarlarına ters görüyordu. Nikolay, Ak-Kerman muahedesiyle payitahtı sıkıştırmış, savaş çıkarmak için de bahane üretmeye çalışıyordu. Napolyon savaşlarından beri İngiltere, Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü tanımış, aralarında ittifak kurulmuş, Mora'daki isyanları da ciddi bir şekilde desteklememişti. Nitekim İngiltere'deki aydınlar hükümete bu konuda baskı yapmayı da ihmal etmediler. İngiltere her ne kadar 2. Mahmud ile yakınlaşsa da Mehmet Ali Paşa'nın Mora ve Girit valiliğine Rusya gibi bakıyor ve Akdeniz'de Mehmet Ali'nin bulunmasını tehlikeli görüyordu. Bu suretle küçük bir Yunanistan ve kuvvetsiz bir İstanbul fikri İngilizlerin de aklına daha çok yatıyordu. Ruslar ve İngilizler sözde Kavalalı İbrahim Paşa'nın yaptığı zulüme son vermek için Petersburg'da görüştüler ve 4 Nisan 1827 günü St. Petersburg protokolünü imzaladılar. Bu protokole göre bağımsız ancak Türklere vergi veren bir Yunanistan kurulması kararlaştırıldı. Bu protokol Avusturya, Prusya ve Fransa'ya da bildirildi. Prusya ve Avusturya kabul etmedi. Viyana Kongresi'nde alınan milliyetçilik maddelerine ters bir durumdu. Avusturya ve Prusya bu durumu kabul etmeyince İngiltere, Rusya ve Fransa aralarında Londra protokolünü imzaladılar. 6 Temmuz 1827 günü imzalanan protokol ile Petersburg'da alınan kararlar geçerli oldu.
Osmanlı Devleti Yunan Devleti'nin kurulması için ikna edilecek, aksi takdirde İngiltere, Rusya ve Fransa 2. Mahmud'u bu durumun gerçekleşmesi için sıkıştıracaktı. 2. Mahmud doğal olarak bu teklifi sert bir şekilde reddetti. Kabul etse Balkanlardaki diğer milletlerin de aynı şeyleri isteyeceği aşikardı. Bunun üzerine Rusya, İngiltere ve Fransa donanması Akdeniz'de birleşerek Mora'yı ablukaya alıp 2. Mahmud'u sıkıştırmaya karar verdiler. Müttefik filo Mora üzerine ilerlerken Osmanlı ve Mısır donanması Navarin'de bulunuyordu. Müttefik donanma Navarin'e geldi. Osmanlı Devleti bu üç devletiyle de sulh halindeydi. Ayrıca müttefik donanmalarında harp bayrağı da çekili değildi. Navarin'e gelen amiraller İbrahim Paşa'ya bir ultimatum göndererek Mısır askerini Mora'dan çıkarmasını istedilerse de İbrahim Paşa bunu reddetti. Osmanlı Kaptanı Deryası Çengeloğlu Tahir Paşa müttefiklerin manevi baskı için geldiklerini düşünüyordu. Zaten güç olarak Osmanlı donanmasından çok ilerideydiler. Çok fazla yapacağı bir şey de yoktu. 20 Ekim 1827 günü müttefik donanma ansızın taarruza başladı. Tarihe Navarin baskını olarak geçen bu olayda Osmanlı ve Mısır donanması yandı. 3,5 saat içerisinde 57 gemi battı ve 8.000 kadar askerimiz şehit düştü. Tarihte son olarak ağaçtan yapılmış gemiler derya üzerinde vuruştu. Osmanlı Devleti'nin İnebahtı ve Çeşme'den sonra donanması bir kez daha yanmıştı. Bu donanmaları yenecek ne Barbaroslar kalmıştı ne de kesilen sakalı tıraş edip daha gür çıkarırız diyen bir Sokollu. Böyle çaresizlik içinde bir dönemdi. Bu durum üzerine İngiltere, Rusya ve Fransa elçileri acilen çağrıldı. Bu devletler ile harp halinde olmadığımız halde ateş açılmasından dolayı tazminat ve tarziye istendi. Elçiler, amirallerin kral ve çarından izin almadan ateş açtığını, başkentlerinin bu durumla ilgisi olmadıklarını söylediler. Devamında bu üç elçi suçu Türk kaptanlarının üzerine atmaya çalıştıysa da bu kabul edilmeyince elçilerin hepsi İstanbul'u terk ettiler. Bu suretle siyasi yollar kapanmış oldu. 2. Mahmud olacakların farkındaydı. Modern ordu kurabilmek için 2 yılını Rami kışlasında bir taş odada geçirdi. Kışın bir albay gibi askerle birlikte çamur içerisinde talimler yaptı. Gündüz talim ederken gecede uyumayıp devlet işleriyle yazışmaları, evrakları inceledi. Büyük bir fedakarlık içerisindeydi 2. Mahmud. Fransızlar Mora'ya askeri kuvvet göndermeye karar verdiler. Mora'yı işgal altına alacaklardı. Rusya ise bu durum üzerine 26 Nisan 1828 günü Osmanlı Devleti'ne harp ilan etti. Ordusuz ve donanmasız kalan Osmanlılar şimdi Rusya'ya karşı büyük bir harp gerçekleştireceklerdi. Rusya ile imzalanan Bükreş Barışı'nın üzerinden 15 yıl 10 ay geçmişti. Rus harekatı derinlemesine olarak Rumeli ve Kafkasya'dan gerçekleşecekti. Çar 1. Nikolay, İngiltere, Avusturya ve Fransa'ya Yunanların problemini çözmek için harekat gerçekleştirdiğini ve fetih politikası gütmediğine inandırarak bu devletlerin Osmanlılar ile gerçekleşen harpte tarafsız kalmasını sağladı. Rus kuvvetleri 8 Mayıs 1828 günü Prut Nehri'ni geçtiler. Haziran ayı içerisinde Ruslar İshakçı ve İbrahim kalelerini ve diğer kaleleri çok zorlanmadan aldılar. Bir diğer Rus kuvvetleri Boğda'nın başkentine girdiler.
Hüseyin Paşa eğitimi tamamlanmamış az bir merkez ordusu ile Rusların üzerine harekata geçti. Eflak'ta işgal edildikten sonra Çar 1. Nikolay'ın emrindeki ordu Varna'yı kuşattı ve 11 Ekim'de şehri ele geçirmeyi başardılar. Kafkasya'da da Rus orduları Rumeli ile eş zamanlı olarak ileri harekata başladılar. İvan Paskevich 15 Temmuz'da Kars'a girdi. Diğer Rus kolu da Ahıska'yı 28 Ağustos'ta ele geçirdi. İlerleyişine devam ederek Erzurum'a da girdiler. Hans Karl von Dibitz Rumeli'nde harekata devam etti. Reşit Mehmet Paşa sadrazam olarak Şumlu karargahına geldi. 1829 yılında sadrazam ve Rus orduları dehşetli muharebeler gerçekleştirdiler. Bu muharebeleri Osmanlı orduları kaybetti. Dibitz ordusu ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Enes'e kadar ilerlemeyi başardı. Mora'da ise 29 Ağustos'ta General Mayson Navarin'den karaya asker çıkardı. 7 Eylül'de Kavalalı İbrahim Paşa Mora Yarımadası'nı boşaltmaya başladı. Fransız ordusu Mora'yı işgal etti. Rusların bu tehlikeli ilerleyişi karşısında payitaht çaresizlik içerisine düşmüştü. Rus kuvvetleri Tekirdağ'a kadar ilerleyip İstanbul'a yaklaşınca İngiltere, Prusya ve Fransa Rus çarına durması için ihtar gönderdiler ve bu savaşın toprak kazancı için değil Yunanistan'ın kurulması için olduğunu hatırlattılar. Osmanlılar da bu saatten sonra Rusya ile barış isteyince 1. Nikolay daha ileriye gidemeyeceğini anladı. Avrupalı devletler zaten Rusya'nın çok fazla güçlenmesinden yana değillerdi. Ruslar her ne kadar galip gelseler de Avrupalı devletleri karşısına almayı düşünmüyordu. Avrupalı devletler Rusya'ya ihtar verirken Rusya içerisinde de isyanlar çıkmaya başlamıştı. Zaten Ruslar da ana kuvvetlerinden çok fazla uzaklaştıkları için daha da ileriye gitmeye cesaret edemediler. Çar Osmanlıların barış teklifini kabul etti. Osmanlı tarihinin en kötü mağlubiyetlerinden birisi yaşandı. İlk defa düşman kuvvetleri Osmanlıların eski başkenti Edirne'ye girmeyi başardı. Daha önce gerçekleşen Avusturya savaşlarında Avusturya kuvvetleri sadece Edirne'yi tehdit edebilmişti. Hiç bu kadar ileriye gidilmemişti. Tekirdağ'a gelen Rus kuvvetlerinin sadece 1-2 günlük yürüyüşte İstanbul'a ulaşmaları mümkündü. Yunanistan'a bağımsızlık kazandırmak isteyen Rusya ve Avrupalı devletler ile Osmanlılar şimdi masaya oturacaklardı. Londra Konferansı ve ardından Fransa ile Rusya'nın Osmanlı topraklarına karşı harekatı ve Rusların Rumeli'nde Tekirdağ, doğuda Erzurum'a kadar ilerlemesi sonucu Osmanlı Devleti barış istedi. Savaş 1 yıl 4 ay 19 gün sürmüştü ama tarihi olan etkisi çok büyüktü. 15 Eylül 1829 günü 18 madde üzerinden Edirne Antlaşması imzalandı. Antlaşmada ön plana çıkan maddeler şöyle oldu. Rusya, Rumeli yakasında Osmanlı Devleti'nden aldığı toprakları ve kaleleri geri verecek ve savaştan önce olduğu gibi Prut Nehri hudut kabul edilecek.
Doğu Anadolu'da Poti, Anapa, Ahıska Rusya'ya bırakılacak, Gürcistan Rusya toprağı olarak tanınacak. Rus ticaret gemilerine boğazlardan geçiş hakkı tanınacak. Rus halkından olanlar serbestçe Osmanlı topraklarında ticaret yapacak. Eflak ve Boğdan'a yeni haklar tanınacak. Eflak ve Boğdan'daki Türk kaleleri yıkılacak ve Türk askeri bundan böyle bu iki eyalete girmeyecek. Ak-Kerman Antlaşması ile Sırbistan'a verilmiş olan imtiyazlar bu antlaşma ile tekit edilmiştir. Osmanlı Devleti Rusya'ya 10 bölümde ödenmek üzere 11,5 milyon duka altını tazminat ödeyecek. Osmanlı Devleti 4 Nisan 1826'da Yunanistan probleminin çözülmesi hususunda İngiltere ve Rusya arasında imzalanmış olan St. Petersburg Protokolü'nü tanıyacak. Osmanlı Devleti, Küçük Kaynarca Antlaşması'ndan sonraki en ağır antlaşma olan Edirne'yi de bu suretle imzaladı. Doğu Anadolu'da tehdit seviyesini en üst dereceye taşıdı. Eflak, Boğdan ve Sırbistan'a tanınmış haklarla da neredeyse bu prensliklerin bağımsızlıklarını tanımış oldu. Harp tazminatı maddesi ise Osmanlı Devleti'nin belini uzun yıllar için bükecek bir sorun teşkil edecektir. Barışın en önemli noktası ise St. Petersburg Protokolü'nün kabulü ile Osmanlı Devleti resmen Yunanistan'ın bağımsızlığını tanımış oluyordu. Bağımsız Yunanistan'ın kuruluşu Osmanlı Devleti'nin dağılmasının başlangıcı olarak da kabul edilmektedir. Çünkü diğer milletlerin de aynı şeyi isteyeceğinden hiç şüphe yoktur. Yunanistan Osmanlı'dan ayrılan ilk müstakil devlet oldu. Yunanistan'a Mora ve Kikrat adalarından başka merkezi Atina olmak üzere Attika Yarımadası'nı ve Fatih'in fethettiği Büyük Eğriboz Adası'nı da içine alıyordu. Osmanlı Devleti'ne tabi değil, müstakil bir prenslik oluyordu. Yunanistan'ı artık Osmanlı Devleti değil, abileri yönetecekti. İşte bağımsızlığından beri sürekli Türkiye'ye düşmanca tavırlar takınan Yunanistan'ın kurulması Avrupa devletlerinin bu girişimi sayesinde oldu. Yunanistan, Avrupalı devletlerin güdümü altında her zaman onların desteğiyle varlığını sürdürecek bir devlet olmuştu. Yöneticilerini dahi Avrupalılar atayacaktı. Osmanlı Devleti'nin yönetimi altında özgür ve hür bir şekilde yaşayan Rum halkı bu tarihten sonra özgür olduğunu, bağımsız olduğunu düşünmekle yetinecektir. Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa'nın Osmanlı Devleti'ne kazandırdığı Cezayir'de işler uzun zamandan beridir değişmişti. Cezayir'i idare etmesi için payitahttan vali ataması yapılırdı. Ancak zamanla çok kez zorbalık ederek başa gelen dayı lakaplı askeri kökenli kişilerin sözü geçer oldu. 1799 yılında ise valiyi kaçırtarak tamamen idareyi eline almayı başardılar. Payitaht bunu mecburen kabul etti. Dayı ile padişah ara sıra hediyeleşerek bağlarını sürdürdüler. Cezayir dayıları Avrupa devletleri ile dilediği gibi barış ya da savaş durumuna geçebiliyor, borç alıp borç verebiliyorlardı. Akdeniz'de deniz ticareti yapmak isteyen devletler de dayı ile anlaşmak zorundaydılar. 1830 yılında Cezayir'in başında İzmirli Hüseyin Paşa bulunuyordu. Dünyanın gidişatını çok fazla takip etmeyerek mağrur ve kibirli bir zattı. Fransa ile Akdeniz'deki ticaret gemileri yüzünden arası bozulmuştu. Fransa'nın Cezayir dayısına borcu vardı. Bir miktar hububat ile 5 milyon frank borç vermişti. Ancak Fransa ödememek için elinden geleni yapıyordu. 1827 yılında dayı Fransa konsolosunu çağırarak borcun ödenmesini istedi. Konsolosun tavırları karşısında hiddetlenen dayı elindeki yelpazeyi konsolosun yüzüne fırlattı. Dayı elinde yeterli kuvvet bulunduğunu düşünüp Fransa ile savaşıp galip geleceği hesaplarını yapıyordu. Baba Ali Fransa ile Cezayir'in arasını düzeltmeye çalıştı, ancak olmadı.
Fransızlar Yunanistan'ın bağımsızlığını fırsat bilerek 100 harp ve 500 savaş gemisiyle Cezayir'e karşı harekete geçtiler. 12 Haziran 1830 günü 16 bin kişilik kuvveti Cezayir'e çıkardılar. Dayı İzmirli Hüseyin Paşa direndiyse de teslim olmak zorunda kaldı. Fransa Cezayir'i işgal etti. Ardından tamamen Cezayir'e hakim oldular. Ancak Fransızların varlığını kabul etmeyen yerler de oldu. Bu savaş 19. yüzyılın sonuna kadar çarpışmalar şeklinde devam edecektir. ...1831 yılında Mısır'da Mehmet Ali Paşa'nın isyanı vuku buldu. Zira Kavalalı 2. Mahmut tarafından mimlenmişti. Rus harbinde asker göndermeyi reddetmişti. Padişah daha geçmişte ise Mora valiliğini de isyanı bastırması karşılığında Mehmet Ali'ye vermeyi vaat etmişti. Ancak Edirne Antlaşması ile Mora'da Yunanistan kurulmuştu. Sadece Girit valiliğini alabildi. Kavalalı Mehmet Ali Paşa Mora'nın kaybedilmesinin ardından gözünü Şam ve Suriye valiliklerine dikti. Kavalalı Mısır ahalisini bazen bazı durumlarda çok ağır şartlar altında çalıştırıyor, firavunluğa özendiği oluyordu. Bundan bunalan işçilerin bir kısmı da Mısır'dan kaçarak Akka valisi Abdullah Paşa'ya sığındılar. Kavalalı bu kaçakları geri istediyse de Abdullah Paşa, bu insanların Osmanlı vatandaşı olduğunu ve Akka'nın da bir Osmanlı toprağı olduğunu savunarak bunların geri dönüp dönmeyeceğini, kendilerinin karar vereceğini söyleyince Kavalalı askeri harekat başlattı. 1831 Aralık ayında Kavalalı İbrahim Paşa 24 bin asker ile harekata başladı. Yafa, Gazze, Hayfa hızla Mısır'ın eline geçti. Akka karadan ve denizden kuşatıldı. 6 ay süren kuşatma sonunda Napolyon'un bile giremediği Akka Kalesi İbrahim Paşa'nın eline geçti. Abdullah Paşa esir edildiyse de İstanbul'a gönderildi. Şam da Kavalalı'nın idaresine geçti. Padişahın izni dışında yapılan bu hareket şiddetle kınandı. Şeyhülislam'ın verdiği fetva ile Mısır valisi ve oğlu isyancı ilan edildi. Edirne valisi Hüseyin Paşa, Serdar-ı Ekrem olarak Mısır askerinin üzerine gönderilince iç savaş payitaht ve Mısır arasında başlamış oldu. Mehmet Ali Paşa'nın bu harekatı nereye varacaktı? Yeni bir devlet mi kuracaktı? O dönem böyle düşünceler boy göstermişti. Ancak Mehmet Ali Paşa'nın İngiliz diplomatının bu sorusu üzerine verdiği cevap tarihi kayıtlara şöyle geçti. Siz bir yabancısınız. Bir İslam gibi düşünmesini bilmezsiniz. Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanmasından benim için doğacak mesuliyeti biliyor musunuz? Müslümanlar nefretle benden uzaklaşacaklardır. İlk uzaklaşanlar da iki oğlum olacaktır. Padişah delidir. Fakat Allah onu bize günahlarımızın karşılığı olarak verdi. Kavalalı İbrahim Paşa önüne çıkan Osmanlı birliklerini yenerek ilerlemeye devam etti. Antakya yakınlarında da Serdar Ekrem Hüseyin Paşa ile 29 Temmuz 1832'de vuruştu. Ve yine galip geldi. Mehmet Ali Paşa padişaha mektup gönderdi ve Suriye'nin kendisine verilmesi şartı ile harekatı durduracağını söyledi. Padişah bunu reddetti. Sadrazam Reşit Mehmet Paşa İbrahim Paşa'nın üzerine gönderildi. İbrahim Paşa da Konya'ya kadar gelmiş bulunmaktaydı. Konya Ovası'nda İbrahim Paşa ile Sadrazam Reşit Paşa meydan muharebesine başladılar. 21 Aralık günü gerçekleşen bu muharebede Osmanlı ordusu yenilirken Sadrazam Reşit Paşa da İbrahim Paşa'ya esir düştü.
30 bin askerin bu savaşta öldüğü bilinmektedir. Artık İbrahim Paşa'yı İstanbul'a kadar durdurabilecek bir güç yoktu. 2 Şubat 1833 günü İbrahim Paşa Kütahya'ya ulaşarak burada bir ordugah kurdu. Sadrazamı serbest bıraktı ve Reşit Paşa mahcubiyetle İstanbul'a döndü. Kavalalı İbrahim Paşa'nın en büyük hedefi babası Mehmet Ali'yi sadrazam yapmaktı. İkinci Mahmut İngiltere ve Fransa'dan yardım istediyse de bu devletler Osmanlı iç meselesi olduğu için önce karışmak istemediklerini ilettiler. Tabii Fransa çıkarları doğrultusunda Mehmet Ali Paşa'dan yana tavır da almıştı. Napolyon'dan dolayı Mısır ile yakından ilgileniyorlardı. İngilizler de İbrahim Paşa'nın Kütahya'ya ilerlemesi karşısında beklenmedik bir durumla karşılaşmış oldular. İngiltere için durum riskliydi. Fransa etkisinde kurulabilecek olan bir Kavalalı devleti ve Süveyş kanalının açılması İngiltere'nin Hindistan ticaretini bitirebilirdi. Her şeye rağmen şimdilik Fransa ve İngiltere olayları uzaktan izlemeyi tercih ediyorlardı. İkinci Mahmud'un tarihe geçen bu sözü durumu özetliyordu. Denize düşen yılana sarılır. Padişah Rusya'dan yardım istemek zorunda kaldı. Rusya'nın her daim hedefi sıcak denizlere inmek ve İstanbul'u kontrol etmekten yanaydı. Yüzyıldır kazandıkları muharebelerle Osmanlı Devleti'ni köşeye sıkıştırıp her türlü imtiyazı koparmışlardı. Osmanoğullarının yıkılıp yeni bir güçlü devlet kurulması demek Rusya için büyük bir felaket olabilirdi. Çar derhal İstanbul Boğazı'na donanma ve asker gönderdi. Bu surette Ruslar İstanbul'u korumuş olacaklardı. Kütahya'da bulunan Kavalalı İbrahim Paşa, sadrazamlığı ailesine kazandırmak için çaba gösterse de alamayacağını anladı ve anlaşmaya razı oldu. 8 Nisan 1833 günü İbrahim Paşa ile Kütahya Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile Kavalalı Anadolu'dan çıkacak ancak 7 eyaleti de ailesine kazandırmış olacaktı. Mısır, Sudan, Cidde, Trablus-Lübnan, Şam, Halep ve Adana valiliği Kavalalı İbrahim ile Mehmet Ali Paşa'ya bırakıldı. Osmanlı tarihinde tek olarak bir vali 7 eyaleti birden yönetmiş olacaktı. Tabii ki 2. Mahmud bu antlaşmayı geçici olarak görüyordu. Niyeti zaman kazanmaktı. Bu yüzden Rusya ile Hünkar İskelesi Antlaşması yaptı. 8 Temmuz 1833 günü imzalanan Hünkar İskelesi Antlaşması'na göre Rusya herhangi bir devlet ile harbe girerse Rus harp gemileri serbestçe boğazlardan hiçbir müdahale olmadan geçebilecek, karşılığında padişaha karşı açılacak bir savaşta ya da isyanda Rusya askeri yardım gönderecekti. Hünkar İskelesi Antlaşması 8 yıllığına imzalanmış bulunuyordu. 2. Mahmud bu 8 yıl içerisinde yeni ordusunu kurup Kavalalı Mehmet Ali Paşa ve ordusunu yenip Mısır'dan atmayı planlıyordu. Peki bu antlaşmaya İngiltere ve Fransa ne cevap verecekti? Osmanlıların 30. padişahı Sultan 2. Mahmud hayatı boyunca çok büyük zorluklar yaşadı. Belki de Osmanlı tarihinin en şanssız padişahlarından birisi olup en kötü dönemlerde devleti yönetmeye çalıştı. Şehzadelik döneminde öldürülme tehlikesi, Yeniçeri isyanları, dışarıda Rus savaşları, Rum ve Rumeli'ndeki diğer milletlerden olan tebaanın isyanları, Avrupa devletlerinin büyük bir baskı ile üzerine gelmesi, ayanların devlet otoritesini yok sayması, eyalet askerlerinin ve yöneticilerinin merkezi dinlememesi gibi çok büyük zorluklarla karşılaştı. İkinci Mahmud tüm bu olumsuzluklara rağmen asla pes etmedi. Hayatının son gününe kadar devletin direği olmaya devam etti. Ölümle tehdit edilmesine rağmen bile bir an devleti ileriye götürecek reformlar yapmaktan vazgeçmedi. İnatçı, hırslı bir padişah oldu. Üzerine defalarca iftiralar atıldı. Yenilikleri kabullenemeyen kısım tarafından gavur padişah diye isimlendirildi.
Vakai Hayriye, 2. Mahmud'un tarihinin dönüm noktasıdır. 1826 yılına kadar olan saltanatında eli kolu bağlı bir hükümdarlık gösterdi. Yıllarca Yeniçeri ocaklarını kaldırmak için planlı bir şekilde hareket etti. Sonunda nihai hedefine ulaşsa da bu defa Rum isyanları ve Avrupa devletleri kendisini büyük bir baskı altına aldı. 2. Mahmud, Yeniçeri ocaklarını kaldırmasının ardından hızla yenilikçi tarafını ortaya çıkardı ve devletini güçlendirmek adına büyük yenilikler yaptı. Bu yüzden tarihçiler Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini 2. Mahmud'un dönemine bağlar. Amcası 3. Selim'in nasihati üzerine Nizam-ı Cedid'i kafasında kurduğu gibi uygulamaya radikal bir şekilde başladı. Batı'yı Osmanlı Devleti'nden üstün kılan hususlar önce ordu ve donanmadan başlamak şartıyla devletçe iktibas edilecekti. Devletin dağılması her an söz konusuydu. 2. Mahmud bu yüzden çok hızlı hareket etti. 2. Mahmud reform hareketlerini yaparken örf, adet ve geleneklerin zarar görmemesi için büyük uğraş verdi. 2. Mahmud'un hayata geçirdiği reformlar Osmanlı Devleti'nin son yüzyılının ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini oluştururken ondan sonra gelen padişahların hiçbirisi geriye gitmeyi aklından bile geçirmemiş, devletin temeli adeta yeniden 2. Mahmud ile filizlenmiş ve onun getirdiği yenilikler üzerine devam etmiştir. 2. Mahmud'u anlamak aslında birçok şeyi anlamak olacaktır. Çünkü o dönem 2. Mahmud bu reformları devletine kazandırarak Osmanlı Türk'ünün birçok Asya toplumunun ve milliyetinin durumuna düşeceği muhakkakken, nihayet Osmanlı Türkleri onun sayesinde hiçbir zaman sömürge altına düşmemiştir. Onun kurduğu bu sistem ilerlerken Osmanlı Devleti Cihan Harbi'nden sonra yıkılmış olmasına rağmen Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları gibi kişiler 2. Mahmud ve devamında gelen bazı padişahların gayretiyle bu milletin içlerinden çıkmış ve milletini hiçbir zaman emperyal devletlere yem etmemiştir. 2. Mahmud'u yenilikçiliğe sevk eden bir söz vardı. Petersburg Büyükelçiliğinden gelen Kaptanı Derya, damat Müşir Halil Rıfat Paşa şöyle söyledi: Avrupa'ya benzemezsek Asya'ya çekilmeye mecburuz. Tabii burada yapılan Avrupa'ya benzeme vurgusu Avrupalılar gibi yaşayalım, hayatımız ve inançlarımız onlar gibi olsun demek değildir. Avrupa'nın teknolojisini, bilim alanındaki ilerleyişini, ordu ve donanmasına yaptığı modernizasyonu alıp biz de devletimize uygulayalım anlamındadır. Günümüzde de Avrupa'ya benzemek bazen Avrupalı gibi yaşamakla karıştırılmaktadır. Oysa 2. Mahmud'un niyeti Avrupa'nın gücünü alıp Osmanlı Devleti'ne uygulayıp yeni çalışmalarla onları geçmek istemesidir. Tarihe bakacak olursak Avrupalılar bizden çok şey almıştır. Kanuni Sultan Süleyman devrinde Akıncıların Ren Nehri'ne kadar ilerleyip Viyana'nın kuşatılması ya da defalarca Avrupa içlerine başarılı seferler gerçekleştirmesini incelemişler ve Osmanlı ordularının kendi orduları gibi olmadığını, düzenli merkezi ordu bulunduğunu keşfedip Türk usulü eğitim vermeye başlamışlardır. Çağ açıp çağ kapayan Fatih'in toplarını model alıp geliştirmeye çalışmışlardır. Yavuz Sultan Selim devrinde tekerlekli toplar Kahire'ye kadar gidip Büyük Mısır'ı topraklarına katmışlardı. Yavuz'un toplarında daha o dönem içi ivli toplar kullanılmış olup Avrupa bu sistem top icadına ancak 1800'lü yıllarda geçmiş bulunmaktadır. Yavuz'un o dönem kullandığı bu toplar İstanbul Askeri Müzesi'nde halen sergilenmektedir. İşte 2. Mahmud'un yapmak istediği, zaten bizim olan teknolojiyi Avrupa alıp geliştirmişti ki biz de onlardan geri alıp yükselmeye devam edelim maiyetindeydi. 2. Mahmud askeri alanda Yeniçeri Ocağı'nı kaldırdıktan sonra Asakiri Mensure-i Muhammediye ordularını kurmuş ve yanında Mektebi Fenuni Harbiye-i Şahane, yani İmparatorluk Harp Okulu'nu açmıştı. Bizzat kendisi yaz-kış talimlere katılıp yeni modern ordunun gelişmesi için öncülük etti. Eskiden beri topçu ve istihkam subayı yetiştiren Mühendishane-i Berri Hümayunu ve Bahriye subayı yetiştiren Mühendishane-i Bahri Hümayunu geliştirip Avrupa'dan subaylar, mühendisler, muallimler, kitaplar ve teknik malzemeler getirterek modernleştirdi.
Mektebi tıbbiyeyi, adliyi, askeriyeyi, şahaneyi açarak buradan askeri doktor, cerrah ve eczacılar yetiştirmeye başladı. Bab-ı Ali'de sadarete bağlı tercüme ordusu açtırdı. Bilhassa genç memurlar burada Fransızca öğrenmeye başladılar ki Tanzimat sadrazamlarının bir hailesi buradan çıkacaktır. Modern bakanlıklar kurdu. Reis-ül Küttaba, Hariciye Nazırı, Sadaret Ket Hüdasına Dahiliye Nazırı, Baş Defterdara Maliye Nazırı dendi. Diğer nezaretlerle birlikte kabine esası uygulandı. Navarin'de yakılan donanmanın yerine başarıyla birkaç yıl içerisinde büyük bir yeni donanma kuruldu. Yeni yollar açıldı, köprüler inşa edildi, vilayetlerde meclisler oluşturuldu. Binlerce bina yapılıp eskileri onarıldı. Daha modern bir maliye kuruldu. Posta ve karantina teşkilatı kuruldu. İlk defa nüfus sayımı yapıldı. 1 Kasım 1831 yılından itibaren Takvim-i Vekayi isimli resmi gazete çıkarıldı. Bu gazete Türkçe, Fransızca, Arapça nüshalar halinde yayınlandı. II. Mahmud'un kurduğu bu Takvim-i Vekayi gazete uygulaması günümüzde halen resmi gazete ismiyle de devam etmektedir. Kökeni 2. Mahmud'a dayanmaktadır. Batı musikisi, piyano, bando, orkestra, tiyatro, opera Osmanlı toplumuna ağırlıklı olarak İstanbul'a kazandırıldı. Bunlar eskiden beri vardı ancak Avrupalılar tarafından icra olunurdu. Şimdi devletin resmi müesseseleri haline getirildi. İlk buharlı gemi yine onun devrinde satın alındı. Padişah 2. Mahmud bu vapurla zaman zaman Marmara Denizi'nde geziler yaptı. Çekmece ve Tekirdağ'a kadar gittiği bu geziler sırasında denize karşı büyük ilgi duydu. Tersane-i Amire de böyle makineli gemilerin yapılmasını emretti. Sultan Mahmud'un en büyük inkılabı ise devlet yönetimini sivil mülkiye sınıfına vermesi oldu. Eyalet ve iller bundan böyle geçmiş Osmanlı tarihinde olduğu gibi askerce değil sivillerce yönetilecekti. Mülki amir protokolde önde gelecekti. Subaylar devlet yönetimiyle uğraşmayacak, yalnız askerlikle ilgileneceklerdi. İlmiye sınıfının yetkileri de kısıtlandı. İlçe yönetimi, belediyeler, vakıflar, mektepler, adliye bu sınıfın elinden alınacak şekilde inkılaplar programlandı. Ulemanın elinde din işleri dışında sadece dini tedrisat veren okullar kaldı. 3 Mart 1829 günü kıyafet kanunu çıkartıldı. Padişah dahil asker ve ulemadan olmayan her devlet memuru ceket, pantolon ve fes giyecekti. Kavuk, sarık, şalvar, çarık yasaklandı. Sarık ve cübbeyi ancak ulema ve ilmiye mensupları taşıyabilecekti. Devlet dairelerinde padişahın resmi asılmaya başlandı. Bazen halk bunun sebebini kavrayamadı. Padişahı büyüklenmekle suçladılar. Esas olan o resimle birlikte padişahın büyüklenmesi değil, devlet sahibinin elinde, otorite devlette anlamı katıyordu. Sultan Mahmud eski Türk geleneklerini de göz önünde bulundurarak kadınların geri kalmış değerini ön plana çıkarmak istiyordu. Kızı Atiye Sultan'a subay kıyafeti giydirip yanına bir yaş büyük abisi Abdülmecid'i verip askeri kışlalara talim ve teftişe gönderiyordu. Sultan Mahmud özellikle Yunanistan'ın bağımsızlık ilan etmesinden sonra yeni tedbirler almaya çalıştı. Sırbistan, Evlak ve Boğdan'da çıkan ayaklanmalara köklü çözüm hazırlamak için uğraştı. Fransız ihtilalinden etkilenen ve Avrupalı devletlerin arkalarında durduğu milletlerin haklarını genişletmek için ve yaşam tarzlarını güzelleştirmek adına bir dizi hazırlıklar başlattı. Tanzimat fermanının taslağını hazırladıysa da bunu ilan etmeye ömrü yetmedi. Bu iş oğlu Abdülmecid'e miras kaldı. Sultan Mahmud, devlet idaresini tanımayan derebeyleri yani ayanların gücünü kırmak, tüm devleti merkeze bağlamak için büyük uğraş verdi. Libya'yı bir asırdır ellerinde tutan Karamanlı ailesinden donanma göndererek ellerinden aldı ve merkezden Libya'ya vali atadı. Yine bir asırdır Irak, Bağdat'ta hüküm süren Memlükleri bastırdı. İşkodra'da İşkodralı zadeleri tevkif ettirdi. Tüm ayanlıklara merkezden vali ataması yaparak merkezi otoriteyi güçlendirdi. En büyük düşmanı olan Kavalalıları da bitirmek 2. Mahmud'un isteğiydi.
Rusya ile yapılan Hünkar İskelesi Antlaşması'nın Boğazlar Maddesi'ni İngiltere ve Fransa protesto etti. Onlar dahi Rusya'nın İstanbul'a çağrılıp böyle bir antlaşma yapılabileceğini kestirememişlerdi. Bu suretle önümüzdeki yıllar büyük sorun teşkil edecek Boğazlar meselesi gündeme gelmiş oldu. Hünkar İskelesi Antlaşması Osmanlıların tek başına Boğazlar hakkında karar verdiği son antlaşma oldu. Hünkar İskelesi'ne göre Rusya savaş durumunda istediği gibi Boğazlardan geçecek ancak İngiltere veya Fransa Rusya'ya savaş ilan etse Boğazlardan geçemeyecekti. Mehmet Ali Paşa ile 2. Mahmut arasında imzalanan Kütahya Antlaşması'nın gerçekçi olmadığı her halükarda belliydi. Zaten Mehmet Ali Paşa çok az bir vergi göndermesine rağmen bu gönderdiğinin de fazla olduğundan yakınmaya başlamıştı. İki tarafın kuvvetleri de Suriye yakınlarında toplanmaya başladı. Mehmet Ali Paşa vergiyi yeniden göndermemeye başlayınca 2. Mahmut İngiltere'den yardım istedi. İngiltere ile Osmanlı Devleti 16 Ağustos 1838 günü Baltaliman Antlaşması'nı yaptı. Bu antlaşma ekonomik yönden Osmanlı Devleti'ni çok derinden etkiledi. İngiliz tüccarların değeri Türk tüccarlarının dahi üstüne çıktı. İngilizlerden alınacak olan gümrük vergisi neredeyse kalktı. Bu surette Osmanlı üretimi olan ürünler ucuz İngiliz sanayisi ürünleriyle yarışamaz hale geldi. Ve ekonomik bunalım bu antlaşmanın ardından kendisini ciddi şekilde gösterecektir. Tabii ki bu antlaşma tüm Osmanlı topraklarında geçerliydi. Bu surette Kavalalı Mehmet Ali Paşa antlaşmaya uymadığı takdirde İngiltere'yi karşısına almış olacaktı. Kavalalı en büyük gelirini tekellerden sağlıyordu. Padişah 2. Mahmut yılların verdiği mücadele sonunda hasta düştü. Ancak bu halde bile devletin bekasını düşünerek ordusunu gönderdi. Kavalalı İbrahim Paşa da Osmanlıların üzerine bir kez daha yürüdü. Hafız Mehmet Paşa kumandasındaki Osmanlı ordusu Gaziantep'in Nizip ilçesinde İbrahim Paşa'nın ordusuyla vuruştuysa da yenilen yine Osmanlı ordusu oldu. Bu sırada 2. Mahmud'un hastalığı iyice artmıştı. Yanındaki devlet adamları Nizip'te Osmanlı ordusunun yenildiğini kendisine söyleyemediler bile. Osmanlı tarihinde büyük mücadeleler vermiş, hayatı hep stres, sinir içerisinde geçmiş olan 2. Mahmud, 1 Temmuz 1839 günü sabahın ilk saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Saltanatı 31 yıldan 26 gün eksiktir. Öldüğünde yaşı 54'tü. Yerine tahta oğlu Sultan Abdülmecid geçti.